Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Herkese bir Ankara gecesinden merhabalar diyoruz. Rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle, cehennem azabından kurtulmamıza vesile olmasıyla Ramazan'ımızın üçüncü gecesini, üçüncü sahurunu idrak ediyoruz efendim. Yine her gece olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesi ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin yanından sizlere sesleniyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Rabbim ibadetlerimizi az da olsa devamlı yapmayı, ihsan derecesinde yapmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin efendim. Kur'an-ı Kerim'i Hacı Bayram-ı Veli Camii uzman İmam Hatibi Yunus Koçan hocamızdan dinliyoruz. Allah'a emanet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ sirâcâ. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين
nefs ve la yaqtulunen nefs elleti harramallahu illa bil hakki ve la وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulâik سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Evet, tekrarın hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Her gece olduğu gibi bu gece de bereket vaktinde beraberiz. Çok değerli konuklarımızla beraber. Bu arada Hacı Bayram Veli Camii uzman İmam Hatibi Yunus Koçan hocamıza bu güzel tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, bu akşamki, bu geceki konuklarımız Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Safalar bulduk efendim. Bir diğer konuğumuz ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Selçuk Coşkun hocamız. Hocam size hoş geldiniz. Hoş Safalar buldum. Getirdiniz. Nasılsınız hocam? Ramazan artık başladı. Nasıl gidiyor sorusunu artık soruyorum konuklarımıza. Ramazan bereketiyle geldi. Tabii ki bizi bu manevi iklime nasip eden Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Ramazan tabii bereketiyle geldi. Tabii bu bereket önce manevi bereket. Amin. Manevi haz, manevi duygular, manevi yaşam. Gönlümüz tabii bir ferah buldu. Ramazan iklimine girdik. Bunu yaşadık, yaşıyoruz. Elhamdülillah. Maddi bereketi de var. Kaynaşması var, dayanışması var. İbadeti var. Hamdolsun. Elhamdülillah. Hocam, sizler neler söylemek istersiniz? Elhamdülillah. Yani Ramazan 11 ayın sultanı. Dolayısıyla bu iklimi teneffüs etmek, insanların aynı düşüncelerde, aynı duygularda birleşmesi, yek vücut olması, bunlar güzel şeyler. İnşallah sonuna kadar Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde İnşallah. Bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip eder hepimize, amin, amin. Bütün Allah dinleyenlerimize, bütün kardeşlerimize. Evet değerli hocam, sünnetin İslam literatüründeki yeri ve önemiyle alakalı neler söylemek istersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin sonraki zamanlara aktarılması, nesillere geçmesinde nasıl bir süreç işlendi ve nasıl bir yol takip edildi diyerek başlayalım. Bismillah diyelim bereket vaktine. Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Tabii öncelikle Zat-ı Alinizi, kıymetli hocamı, ekranları başlarında bizi izleyen sevgili seyircilerimizi Ramazan'ın rahmeti, mağfireti, bereketiyle, saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak bu iklimden hepimizi azami derecede nasiplendirsin inşallah. Efendimiz'den bahsediyoruz tabii. Yani sünnet dediğimizde Peygamber Efendimiz demek. Sünnetin bize nakledilişi yolunu soruyorsunuz tabii. Tabii Peygamber Efendimiz'den, sünnetten bahsedince aslında Allah'a giden yol demek. Kısaca sünnet, Allah'a giden yol demek ki bu yol Hazreti Peygamber ile müşahhas hale gelmiş. Evet.
onunla müşahhas hale gelmiş. Ondan sahabesine intikal etmiş. Sahabeden günümüze doğru gelmiş o şekilde. Ama tabii Peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda öncelikle onun o güzel peygamberliğini kabul ediyoruz, benimsiyoruz, hamdolsun. Cenab-ı Hak bize imanı nasip etmiş. Elhamdülillah. Arkasından Cenab-ı Hakk'ın tabii itaat emri var Hazreti Peygamber'e, onun bütün fiillerine itaat var ama ben ondan önce sahabe-i kiramda gördüğümüz, aslında din-i İslam'ın mübinin Kur'an-ı Kerim, sünnet, amel, tatbik, bunların hepsinin özünde olan bir şey var. Ben ona temas etmek istiyorum. Aslında o da peygamber sevgisidir. Tabii bizim kitaplarımızda, usul kitaplarımızda, metodoloji kitaplarımızda işte hadisin şöyle nakli var, ulemanın birbirinden şöyle alması, getirmesi var ama aslında ondan önce bir bütün olarak peygamber sevgisi ile bu iş aslında taşınıyor. Evet, evet. Gönülden gönüle de peygamber sevgisiyle taşınıyor. Zaten severseniz ittiba edersiniz. Severseniz örnek alırsınız. Severseniz onun ahlakıyla ahlaklanırsınız. Ki bunun en güzel örneklerini sahabede görüyoruz yine. Sahabe-i evet. kiramda görüyoruz. Nitekim hem sözleriyle hem de yazdıkları şiirleriyle bunu dile de getirmişler. Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini. Biliyoruz yani Kaside-i Bürde diye çok meşhur. Ka'b bin Züheyr. Ka'b bin Züheyr. Bürde malum hırka da, kelimesi hırka demek aslında. Peygamber Efendimiz'in çok hoşuna gidince hırkasını ona hediye ediyor. Yine Peygamber Efendimiz'in zamanında mescidinde Allah-u Teala'yı, Peygamberimizi, müminleri öven şiirler söyleniyor. Onlar için kürsüler orada yapıldığını biliyoruz. Aslında sünnet deyince bu gelir sevgiyle, aklınız. Bu sevgiyle evet. beraber bize gelen bir peygamber sevgisi. Biz özellikle Anadolu irfanı dediğimiz şeyde de bu çok müşahhas hale gelmiş. Yani en çok da Anadolu'da bunu görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Benim yani tecrübelerimden şöyle bir şey aktarabilirim. İnsanlarımız iki şeye çok rağbet ediyor. İki şeye çok rağbet ediyor. Birisi Kur'an ziyafetleri. Camileri doldururlar. Yani Kur'an ziyafeti dediğiniz zaman. İkincisi de Hazreti Peygamber'in doğumu şerefine Mevlid-i Nebi Mevlid, olarak düzenlediğimiz evet. programlar. Oralarda dolar taşar. Yani bu Anadolu'da bu peygamber sevgisi. Yani, bu sevginin bir sembolü. Bu sevginin bir sembolü. Tabii bunu biz çok da güzel çok da güzel edebi ürünler hem de dini uygulamalar, merasimler, Mevlid-i Şerifimiz var değil mi? Yani edebi tür olarak da çok seçkin bir yerde duruyor, uygulama olarak da. Aslında peygambere olan sevginin bakın nasıl müşahhas hale gelmiş. Mevlid-i Şerif diyoruz. Tabii öteden beri bu şiirler var, naatlar var, peygamberimizi öven şiirler var ama bizim özellikle Süleyman Çelebi'nin evet, Vesilet-ü Necat adlı. Bir ayrı bir yeri var değil mi? Çok ayrı, çok farklı bir yeri var. Çok da tabii yani bu halkın benimsemesi, yani halkın kabul etmesi. Çok nevi şahsına münhasır bir şey. O peygamber sevgisi tabii. Tabii Mevlid-i Şerifler malum Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor. Allah adını zikredelim evvela, evet. Cenab-ı Hakk'ın zikriyle başlıyor. Ve ardından Hazreti Peygamber'in doğumu, hayatındaki çeşitli olaylar mucizeleri anlatılıyor. Bu belki Peygamber Efendimiz'in doğumu hasebiyle başladı. Onun kutlaması hasebiyle başladı ama insanlar sünnet törenlerinde de, vefatlardan sonra evet. da, cenazelerde de, kandil gecelerinde de, mübarek gördükleri zamanlarda da ve kendilerinin diğer düğünlerinde de zaman zaman... Yani hem hüzünlü hem sevinçli anlarında evet, yani bu, iltica ediyorlar Peygamberimize. Yani peygamber sevgisiyle bunu bereketlendirmek istiyorlar. Yani önce bunu anlatmak lazım. Çok güzel. Önce olan sevgimizi dile getirmek lazım. Hakikaten sahabe-i kiramın buyurduğu gibi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hakikaten canımız, malımız ona feda olsun. Buradan başlamak gerekiyor. Yani takip edilen yol sevgi diyorsun. Tabii sevgi. Sevgiyle beraber günümüze kadar geliyor. Onunla da devam eder inşallah. İnşallah. Ancak öyle kaim olur zaten. İnşallah değerli hocam. Evet. Peki hocam Müslümanın hayatını şekillendirmesi için başvuracağı temel kaynak hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim ve peşinden de sünnet kaynaklar diyelim. Müslümanca bir yaşam inşa etmek için
bu iki temel kaynağın bütünlüğü hakkında neler söylemek istersiniz? Kur'an ve sünnet bağlamında. Şöyle en başa gidelim isterseniz. Buyursunlar hocam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde, duyurduğunda insanlara, o andaki onu dinleyenler olaya iki şekilde bakıyorlar. Birisi şu: bu duyuruyu yapan zat kimdir? Güvenilir birisi midir, değil midir? Düzgün bir insan mıdır? O daha peygamber olmadan önce Muhammedül Emin vasfıyla muttasıf olan bir zat, Hazreti Peygamber. Güvenilir birisi. Güvenilir birisi olduğu için bu güvenilir birisine güveniyorlar. Hazreti Peygamber de aslında o dönemin insanlarının kendisine güvendiğini, toplumda da bir karşılığının olduğunu bildiği için bu güveni de onlara hatırlatıyor. Bir defasında Safa Tepesi'ne çıkıp buyuruyor ki, şu tepenin arkasında bir düşmanın size yaklaşmış olduğunu söylesem bana inanır mısınız? İnanırız diyorlar. Şimdi inanırız derken niye inanıyorlar? Niye inanıyorlar? Çünkü o zamana kadar Hazreti Peygamber'in toplum içerisinde bir karşılığı var. Biz çizmiş olduğu bir profil var. Bu profil önemli. Bu profil aslında ilk dönem Müslümanlığının, ashabın bazılarının doğrudan iman etmesini sağlamıştır. Sorgusuz sualsiz, akıl süzgecine çok fazla takılmadan Hazreti Peygamber diyorsa, Hazreti Muhammed diyorsa doğrudur noktasından hareket etmişlerdir. Bunlardan birisi de Hazreti Ebu Bekir'dir. Hani malumunuz, daha sonraları Miraç hadisesi olduğunda gelip Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki senin adamın şimdi de bir miraca çıktığından falan bahsediyor. Ne dersin? Hazreti Ebu Bekir'in cevabı şu: bunu o söylüyor mu? Evet, o söylüyor diyorlar. O zaman doğru söylemiştir. O zaman doğru söylemiştir. Biz buna Anadolu'da yuvasız kararsız iman diyoruz. Nasıl yani hocam? Şeksiz şüphesiz. Yuvasız kararsız iman. Şeksiz şüphesiz. Sorgulamadan teslim olmak. O zaten kendisi de Hazreti Ebu Bekir'in zaman zaman bunu da itiraf ediyor ve dile de getiriyor. Hazreti Ebu Bekir'e ait çok önemli bir ifade var. Buyuruyor ki, el-aczu an derkil idraki idrakun. Bir insanın bazı şeyleri anlayamayacağını anlaması gerçek anlamadır. Dolayısıyla nereye kadar akıl, nereden sonra teslimiyet noktasını çok iyi tayin eden bir büyüğümüz, ashab-ı kiramdan birisi Hazreti Ebu Bekir. Zaman içerisinde tabii ki bazı Müslüman şairler de bunu dile getiriyorlar. Hani malum Ziya Paşa'nın idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazu o kadar sikleti çekmez sözü de tam budur aslında. Evet. Yani bir yere kadar, ama bir yerden sonra teslim olmak zorundasınız. Son dönemlerde bir şair, ismini hatırlamıyorum da, o da buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki, akıl aradı durdu, bulduğu hep kusurdu. Aklı olsaydı aklın, akıl gönül olurdu. Şimdi bu tablo bir, Hazreti Peygamber'in tamamen şahsiyetinden kaynaklanan bir durum. İkinci olarak da, o ilk dönem Müslümanlarına tekrar gidiyorum, ikinci olarak da ne söylüyor? Söylediği şey nedir? Ona bakarak iman edenler var. Hani hatırlarsınız, sık sık bu bir insan kelamı olamaz, bu bir beşer kelamı olamaz gibi itirafları var. O itiraflar aslında bazı Müslümanların da, ilk Müslümanların da aslında söze bakarak, kelama bakarak iman ettiklerini gösteriyor. Şimdi olaya bu açıdan baktığımız zaman, demek ki ilk inananlar bir Hazreti Peygamber'in şahsiyetinden hareket edip inanıyorlar. Bir de kelamdan hareketle iman ediyorlar. Şimdi kelamdan hareketle iman ettiklerinde o kelam, yani Kur'an-ı Kerim, insanlara sık sık Hazreti Peygamber'i refere ediyor. Birçok ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'i onlara sunuyor. En başta eti'ullah ve eti'ur resul. Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Şimdi Allah'a itaat etmek belli.
Allah'a itaat etmek, yani insanlar Allah'la doğrudan muhatap olmuyorlar ki Allah'a itaat etsinler. Peki Allah'a itaat etmek demek, Kur'an-ı Kerim'e itaat etmek demek. Kur'an-ı Kerim'e itaat edilince bu sefer peygambere itaatin anlamı nedir? İkinci bir itaatten bahsediliyor orada. İşte o hocamın da arz ettiği gibi, evet, aslında Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Sonra o konuya biraz daha gireceğiz, açacağız inşallah. Yine bu ayetlerden bir tanesi şu. Mesela فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Çok tekitli bir ifade. Allah'a yemin olsun ki aralarında çıkan tartışmalı konulardı. Seni hakem tayin etmedikçe ve senin vermiş olduğu hüküme de gönüllerinin rızasıyla boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Dolayısıyla burada da bir peygamber vurgusu ve ona itaat var. Hatta daha başka ayet-i kerimelerde mesela in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi sevmek de getiriliyor yine hocamın başlangıçta söylediği gibi Hazreti Peygamber sevgisine bağlanıyor. Yani Allah'ı sevmenin yolu peygamberden geçiyor. Allah'ın sevmesinin yolu da peygamberden geçiyor. Şimdi Allah'ı sevecek, Allah da onu sevecek. O zaman ayet-i kerimede bahsedildiği gibi razıya marzıya olacak. İnşallah. Allah'ın razı olduğu ve kendisinin de Allah'tan hoşnut olduğu bir kul mesabesine gelecek. Böyle olunca devam edeyim mi? Tam da bu sözlerin üzerine böyle bu güzel vakitte, bereket vaktinde bir istiğfar ile devam etsek, ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam etsek değerli hocam, müsaadenizle. Eyvallah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfirullah daim estağfirullah.
gözümden hem gönlümden ne hata ettimse ben estağfirullah tövbe. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Evet, değerli hocalarım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Abdurrahman hocam. Haşr suresi 7. ayet. Bismillah ve ma ataakumur rasulü fehuzuhu
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ buyuruyor Rabbimiz. Yani peygamber size ne emrederse onu alın ve ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Ayetini dikkate aldığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun koyduğu hükümlerin Allah Teala'nın koyduğu hükümler ile irtibatı hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz hocam girdi o konuya. Evet. Buradan devam edelim. Elbette ki yani peygamberin görevi Cenab-ı Hak'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmak. Peygamberlik bu demek. O vahyi açıklamak. O vahyi tatbik ederek göstermek aslında. Hazreti Peygamber kendisi de aynı ayet-i kerimenin mealinde hadis-i şerifi var. Yani ben size neyi söylüyorsam onu alın. Neyi de yasaklıyorsam onu da terk edin. Tabii bir bütün olarak yine sünneti vurgulayan Hazreti Peygamber'in sünneti sözleri var malum. En son veda hutbesinde de buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim, Resulünün sünneti. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Yani yoldan çıkmazsınız. Bir başka yani daha uzun bir hadis-i şerifin bir parçası olarak kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Prensip olarak. Evet, tabii bunlar evet. Temel olarak. Ama tabii sünnet aslında Hazreti Ayşe'nin verdiği cevapta da o var. Biliyoruz hepimiz o cevabı. Onun ahlakı Kur'an idi diyor aslında. Sünnet, Kur'an bir bütün aslında. Bunlar evet, birbirinden evet. Ayrılmıyor. Sünneti seni yine yapıyor. Yani Hazreti Peygamber hayatında tatbik ediyor. Uyguluyor. Bizim ulemanın tabiriyle söyleyecek olursak birinci olarak Kur'an'daki hükümleri teyit ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de لَا تَأْكُلُوا اَمَّالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani haksız yollarla yemeyin. Hadis-i şerifte de bunu Hazreti Peygamber teyit ediyor. Diyor ki kimsenin malı gönül rızası olmaksızın kimseye helal olmaz. Bu şekilde pek çok söz, açıklama, şerh diyelim bizim anlayacağımız anlamda bunu teyit edecek şekilde Hazreti Peygamber sünnetiyle beraber. Sünnetin ikinci önemli konumu, durumu burada, işlevi belki şeklinde söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim malum her şeyi bütün tafsilatıyla söylemiyor. Yani namazı, orucu, zekatı, haccı söylüyor, yer yer bazı hususlarına temas ediyor ama bütün uygulanacak şekilde, tatbikata el verecek şekilde detaylı değil. Dolayısıyla bu detayları Efendimiz'den sünnet, öyle. Yani sünnet ortaya koyuyor. Yani akşam namazının kaç rekat olduğunu biz ondan öğreniyoruz. Evet. Namazın farziyetini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitlerine işaret eden ayet-i kerimeler var. Evet, اَقِمِ السَّلَاتِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ gibi başka ayet-i kerimeler de var. Ama bunların en nihayetinde tatbikini Efendimiz'in yine söylemiyle Cebrail bana geldi, namaz vakitlerinin evvelinde ve ahirinde namazları bana kıldırdı gibi bakın. Yani o uygulama bile Cebrail'den gelen bir vahyi, gayri metlu dediğimiz bir vahye istinat ediyor. Dolayısıyla zekatın hangi mallardan verileceği, ne kadar verileceği, kimlere verileceği, ayet-i kerimede kimlere verileceği var ama diğer hususlar o şekilde. Onun tarafından açıklanıyor. Hacla ilgili pek çok uygulama öyle. Diğer hükümlerimiz de böyledir hep yani. Böylece mücmel dediğimiz, yani mücmel ifadesini kullanıyor ulema buna. Yani uygulamada biraz daha detaylandırılması gereken konuları detaylandırıyor tabii. Onları ortaya koyuyor. Yer yerde tabii Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümler de Hazreti Peygamber söylüyor. Bazı helaller ve haramlar. Hı hı. Mesela altının ziynet eşyası olarak erkek tarafından kullanılamayacağı Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabit. Sünnetinde geçiyor, yani. Evet. Bazı hayvanların etlerinin yenilmeyeceği, bunun insana yaraşır bir durum olmadığı, sünnet-i seniyye ile sabit. Bazı evlenme meseleleri, bazı miras meseleleri, bunlar yine Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabittir. Dolayısıyla sünnet, Kur'an-ı Kerim'in tatbikidir, Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasıdır, beyanıdır. Ve hakikaten evet, evet. İliklerimize kadar, gönlümüze kadar sindirilmesidir. İslam'ı anlamamıza evet. Belki de en önemli yönü Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam'ı. Çünkü son zamanlarda da peygambersiz İslam gibi bir tabirler kullanılıyor ya, işte ayet-i kerimelerden siz bunları Allah korusun, çok tabii. Net bir şekilde evet. ifade ediyorsunuz değerli hocam. Yani orada şöyle buyur, bir şey buyur, var. Buyur. Yani
İslam ümmetinin birliğini sağlayan esas unsur sünnettir. Evet. Yani bütün farklı kültürlerden Müslümanlar, toplumlar Müslüman oldular. Bu farklı kültürlerin hep ortak özellikleri var. O ortak özellikler sünnetten geliyor. Eğer Hazreti Peygamber, Allah korusun tabii, yani onun sünneti senin yesini aradan çıkartırsanız, yani yeryüzünde İslam ümmeti diyebileceğimiz ortak uygulamaları olan, ortak değerleri olan, ortak dayanışması olan bir ümmetten bahsedemezsiniz. Evet. Sünneti senin yeni böyle çok önemli. Ümmeti Muhammed'i var kılan bir özelliği vardır. Bir henk taşı. Tabii. Evet. Çok önemli bir husus. Peki Selçuk Hocam, Resulüne itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Sana desem, men yuta'i Resul'e fakat eta Allah. Allah'a iman ve teslimiyetin şartlarından olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ve onun sünnetine teslimiyet, inanç dünyamızda nasıl bir role sahiptir? Teşekkürler. Buyursunlar hocam. Şimdi isterseniz bazı şeyleri sırası gelince hatırlatmakta fayda var. Hocamın dediği bir cümleden biraz bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra buna geçeyim. Hı hı. Hocam dedi ki İslam ümmetini bir arada tutan şey sünnettir. Hocam bunu Batılılar son yüzyılda keşfettiler, müsteşrikler, oryantalistler ve bunu itiraf etmeye başladılar. Kendileri diyor, Wensink, Uyumbul, John Fuchs gibi bazı müsteşrikler onlar. Diyorlar ki biz bütün çalışmalarımızı Kur'an üzerine yoğunlaştırmıştık şimdiye kadar. Fakat gördük ki bu İslam ümmetini bir arada tutan Suriye'deki, Mısır'daki, Türkiye'deki, Suudi Arabistan'daki, Endonezya'daki, Malezya'daki Müslümanlar aynı şekilde davranmaya sevk eden şey aslında bizim zannettiğimiz gibi bizatihi Kur'an'ın kendisi değil, onun açıklaması konumunda olan sünnet. Ondan sonra diyorlar çalışmalarımızı sünnet üzerine yoğunlaştırdık. Ve Wensink meşhur konkordans dediğimiz 8 ciltlik El-Mu'cemül Müfehresli El-Fazil Hadis'in Nebevi adlı eserini bu tespitten sonra bir ekiple beraber ele almış ve yazmış. Yani onlar demiyor da artık biz anlıyoruz ki sünnet üzerine özellikle son dönemlerde ortaya çıkan tartışmalar zannedildiği gibi Müslümanların dinlerini daha iyi anlasınlar, daha iyi yaşasınlar gayesiyle ortaya atılmış tartışmalar değil. En azından bunların bir bölümü bu kaynağı nasıl itibarsızlaştırırız hedefinden yola çıkılarak yapılan tartışmalar. Onun için hocam hatırlatınca burada bir tavsiye etme ihtiyacı hissettim. Şimdi sorunuza gelebiliriz. Esnafıza men yuti'i Resul'e fakat ata Allah. Kim Hazreti Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi başlangıçta da söylediğim noktaya geldik. Hazreti Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Hazreti Peygamber'e itaat ne demek? Ne demek yani Hazreti Peygamber'e itaat? Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği bir Kur'an var. Ona mı itaat? Yoksa o Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in şahsında hayat bulmuş şekline mi itaat? Bunu biz 14 asır sonrasından anlamamız güç olabilir ama ashaba baktığımızda onlar Hazreti Peygamber'e itaat ediyorlar. Yani onun Kur'an olarak dediklerine de itaat ediyorlar. Sünnet olarak yaptıklarına da itaat ediyorlar. Dolayısıyla onlar itaati o anlamda anlıyorlar. Onlar Arap'tılar. Dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda Arapça biliyorlardı. Okuyabilirlerdi ve her şeyi anlayabilirlerdi. Hazreti Peygamber'e herhangi bir şeyi sorma ihtiyacı da hissetmeyebilirlerdi. Buna rağmen soruyorlar. Sorduklarını da detaylandırıyorlar ve ondan sonra da hayatlarına yansıtıyorlar. O anlamda aslında ashabın, o ilk neslin, Kur'an-ı Kerim'de de zaman zaman ashabı tebcil eder, yüceltir. Bir takım ayetler var. Allah ağacın altında biat ettiklerinde onlardan razı olmuştur diye. Mesela en azından o Bey'at-ı Ridvan'a katılan Müslümanlardan lekat radıyallah ifadesi geçiyor. Allah razı oldu bitti. Yani oldu bitti o. Halbuki bizim bütün hayatımızda bütün çabamız Allah'ın rızasını kazanmak idi. Ama o da daha başlangıçta o rızayı kazanmış. O noktaya gelmiş bir nesilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu nesil Hazreti Peygamber'e nasıl baktıysa, nasıl gördüyse, nasıl örnek aldıysa şimdi bizlerin de aynı tarzda bakması, görmesi ve örnek alması gerekir. Siz kısmen hatırlattınız peygambersiz İslam. Evet.
modası son dönemlerde. Doğru. telkin edilmeye yani. Çalışılıyor insanlara. Evet. İşte peygambersiz bir İslam telkin ettiğinizde aslında bu şu demektir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda Hazreti Peygamber'e nazil oluyor. Belli bir zamanda, belli bir coğrafyada, belli bir topluma, belli bir dilde nazil oluyor. Bu söylediğim belli şeyler aslında metni, yani Kur'an metnini bağlayan şeyler, tayin eden şeyler, bağlamını oluşturan şeyler. Siz bir metnin bağlamını kopardığınızda o metne istediğiniz her şeyi söylettirebilirsiniz. Yapılmak istenen şey aslında özellikle bu sünnet tartışmalarıyla yapılmak istenen şey budur. Kur'an'la sünneti ayırmak ve boşlukta savunmasız olan metne akıllarına gelen her şeyi söylettirebilmek. Karşılığında bizim yaptığımız ve 14 asırdır Müslümanların yaptığı şey de Kur'an'la Hazreti Peygamber'i farklı görmemek. Müslüman birlik ve beraberliği de parçalamak adına yapılmış bir şey olabilir. Yani çünkü şöyle düşünün. Siz söylediniz Endonezya'daki Müslümanı, işte Suriye'dekini, neyse İslam dünyasını birbirine bağlayanın sünnet olduğunu ifade ettiniz. Hocam. Böyle bir proje o aynen. Zaman hocam, bu ayrılık. Çok, biz zannediyoruz ki bu oryantalistlerin, müsteşriklerin bizim sahamızla ilgilenmeleri akademik bir çabadır. Hayır, bu akademik bir çaba değil. Hatta bu dini bir çaba da olmayabilir. Yani Müslümanları Hristiyanlaştırmak da olmayabilir. Bu siyasi ve politik olabilir. Bunları da ihmal etmemek lazım. Yani Hazreti Peygamber buyuruyor ki Müslümanlar bir ceset gibidir. Bir tarafında bir sıkıntı olursa öbürü onu yüreğinde hisseder. O öyle olunca Suriye'dekinin derdi bizim derdimiz oluyor. Başka yerdeki bir Müslümanın derdi bizim derdimiz oluyor ve oraya koşmaya çalışıyoruz. Ama o hadis olmasa, o tasvir olmasa, o şuur ve bilinç olmasa pekala denilebilir ki bizi ne ilgilendiriyor? Böyle denildiğinde bu kimin işine yarar? Onun için biraz daha çok farklı boyutlarla meseleye bakmak. Evet hocam. Peki değerli hocam, yine hocam bahsettiği peygamberimizin yaşayan Kur'an tabiri. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece dini tebliğ etme vazifesi, yani bir elçi görevini yapmadı. Aynı zamanda onu en güzel şekilde açıklayan, onu öğreten ve onu temsil eden bir peygamberdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dinin emir ve hükümlerini anlamada, ibadetleri öğrenmede onun tebliğin ve temsili nasıl bir rol oynamıştır? Evet, aslında tabii hocam bir yerde bıraktı. Ben de oradan biraz bir iki cümle devam edeyim. İnşallah o çok önemli bir nokta. Evet, evet. Şimdi büyük bir felaket yaşadık tabii, deprem felaketi. Cenab-ı Hak depremde şehit olanlara rahmet eylesin. Amin. Yakınlarına amin, amin. Sabır versin. Maddi manevi yaralarını en kısa sürede hep beraber sarmamıza bizi muvaffak eylesin inşallah. Yani bu olayda hemen İslam ümmetinin tepkisini, yani yardımseverliğini, birlik beraberliğini gördük. Ben İslam ülkesinin dört bir tarafından üyeleri olan İslam Dünya İslam Alimleri Birliği'nin genel başkanı Endonezyalı, evet, evet. Genel sekreteri Mısır'dan, Suriye'den ulema temsilcileriyle beraber bölgeye gittik, gezdik. Onların da yardım ve destekleri oldu. Tabii İslam ülkelerinin devletlerinin ayrı, onlar da hep oldu zaten. Bu İslam ümmetinin birliğini, beraberliğini, dayanışmasını ortaya, birlik beraberlik zaten bu gibi zamanlarda daha çok ortaya çıkıyor, onu biliyoruz. Sorunuza gelince tabii aslında peygamberin belki de en önemli özelliği burada ortaya çıkıyor. Doğru bir anlayış ortaya koyması, o doğru bir anlayışı sahabenin zihninde yerleştirmesi. Yani aşırılıklardan uzak, mutedil, yapılabilir, uygulanabilir, doğru bir anlayış. Mesela şöyle bir örnek anlatılır, hep duymuşuzdur. Hazreti Peygamber tabii ebedi hayatı anlattı, cenneti anlattı, cehennemi anlattı. İnsanlar o kadar etkilendiler ki, Hazreti Peygamber'in bu vaazından sonra üç kişi bir araya geldi. Birisi dedi ki, ben bundan sonra asla evlenmeyeceğim. Birisi dedi ki, ben geceleri hep namaz kılacağım. Evet. Birisi dedi ki, ben de hep oruç tutacağım. Oruç bunu hep duyarım. Şimdi Hazreti Peygamber bunu duyunca hakikaten, yani ben aranızdayken mi? Yani benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, burada söylüyor işte. Yani bu olayda söylüyor.
mutedil bir anlayış, insani bir anlayış, yapılabilir bir anlayış. Yani amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Değil mi? Bir de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yani ibadetlerimizle ilgili çok doğru bir anlayış veriyor bize. Yani önemliden en önemli nedir? Değil mi? Hangi anda ne yapılması lazım? Şimdi mesela Ramazan ayındayız. Tabii ki ibadet ayı. Sanki bir kampa girmiş gibiyiz. Cenab-ı Hak böyle bir ay, bereketli zamanları vermiş bize. Gündüzünü oruçla değerlendiriyoruz. Gecesini namaz ile, teravih ile değerlendiriyoruz. Hakikaten öyle. Has Peygamber Ramazan'ın her yönüyle değerlendirilmesine çok özen göstermiştir. Özellikle son 10 gününde biliyorsunuz, mescitte itikafa girmiş. Yani tamamen kendisini ibadete vermiş. Ama buna rağmen gazalarının bir kısmı biliyorsunuz Ramazan'a denk gelmiştir. Ramazan'da yapılması gerekeni de yapmıştır. Yani Ramazan sadece ibadet ayıdır deyip bir kenara çekilmemiştir. Mesela Bedir gazvesi Ramazan'dadır. Mekke'nin fethi için Ramazan'da yola çıkılmıştır. Ramazan'dadır. 15-16 sene hayattan kopulmamış yani. Hayır. Evet. Yani bir de mesela Kur'an-ı Kerim de bunu yasaklar, Peygamber de açıklar. Yani İslam'da ruhbanlık hayatı yoktur. Mesela hayrun nas men yenfeun nas buyuruyor. Yani ibadet sadece bu şekilli olan ibadetlerden ibaret değil. Tabii ki bunları Cenab-ı Hak bu şekli ibadetleri, namaz, oruç, hac, zekat gibi şekli belli, vakti belli, rükünleri belli, ibadetleri Allah-u Teala bizimle kendi arasında bir yol, iletişim yolu kurmuş. Hamdolsun, şükürler olsun bize o yolu gösterdi ki onun huzuruna çıkabiliyoruz. Feyizden, bereketinden, maneviyattan oradan kalbimiz itminan buluyor. Ama ibadeti genel anlamıyla da Hazreti Peygamber insanlığa faydalı olan bütün güzel işleri ibadet kategorisine koyuyor. Hayrukum hıyarukum hıyarukum nisaikum diyor. Yani sizin en hayırlınız eşlerine en hayırlı olanınızdır diyor. Yani çocuklara münasebeti, akrabalık münasebetleri, komşuluk münasebetleri, bütün bunlarda ticaretle ilgili meseleler, devletle ilgili, aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda bir yargıç, bütün bunlarda doğru bir anlayışı ortaya koyuyor. Esas onu ondan alıyoruz. Ne kadar zor bir görev hocam. Ya. Yani ya. Hepsini bir arada. Sahabe-i kiram onun için diyor ki canımız, başımız, anamız, babamız sana feda olsun. Hepimiz için. Hepimiz için bu böyle. Yani o anlayış, işte sünnet o anlayışla beraber geliyor bize. Sünnet o demek aslında biraz da. O anlayışı bize getiriyor. Sahabe gittiği yerlerde belki birazdan sonraki sorularda gelir mi bilmiyorum ama bir giriş anlamında olabilir belki. Sahabe gittiği yerlerde aynı zamanda validir, kadidir, başka bir şeydir ama hepsinin ortak bir özelliği vardır, hepsi muallimdir. Girdikleri yerlerde hepsi bir okuldur. Onun için mesela Hanefi mezhebi diyoruz. Aslında Hanefi okuludur. Abdullah bin Mesud tarafından kurulmuş. Yukarıdan aşağı gelen işte sünnetin nakli. Yani kavli nakli olduğu gibi uygulamada hocadan talebeye, talebeden talebeye doğru gelen esas sünnetin en kavi nakli buradadır zaten. Evet. Yani. Onun için ümmet bunu yaşayarak, özümseyerek, severek, benimseyerek kendinden sonrakilere nakletmiştir. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a. Elhamdülillah. Sevgili izleyenlerimiz, küçük bir reklam arası, hemen reklamlardan sonra güzel bir eserle beraberiz. Cürmüm ile geldim sana, lütfunla rahmeyle bana, cürmüm.
Ellerinize sağlık. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Allah razı olsun, sağ olun. Bir yandan da soruları karıştırmayayım diye uğraşıyorum. Yok, çok güzel bir yerde bıraktınız. Oradan devam ederiz yani. Öyle mi? Ya ilahi. Ahu figanı güldür gül. Allah devam edebiliriz hocam. Yok, siz sorunuzu sorun, ben oradan girerim. Şimdi değerli hocam, Selçuk hocam, ibadet esaslarının belirlenmesinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve onun sünnetlerinin nasıl bir rolü vardır? İbadet sünnet ilişkisi. Yani hocam kısmen değindi bir önceki bölümde ama biraz daha ben müsaadenizle hocam açayım onu. Şimdi bir namaz diye bir ibadet var aslında, belki daha sonra onu konuşacağız. Önceki dinlere de emredilmiş bir ibadet ama isim aynı olsa da muhtemelen muhtevası farklı. Hazreti Peygamber'e namaz emredildiğinde Peygamber Efendimiz bu namazın nasıl kılınacağını hocamın arz ettiği gibi
insanlara anlatıyor. Anlatırken de etani Cibril fe allemeni es-salata buyuruyor. Cebrail bana geldi, namazın nasıl kılınacağını öğretti. Dolayısıyla sallu kema raaytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de beni örnek alın. Bu sadece namaz için değil, başka ibadetler için de buna benzer durumlar var. Estağfurullah. Velillahi alen nasi hicjul beyti men istada'a ileyhi sebebiyle ayet-i kerimesi nazil olunca o zaman da Araplar Hazreti Peygamber'den önce de hac adına bir takım ritüelleri var. Bir tavaf yapıyorlar mesela. Bir vakfeleri var. Vakfe var ama Kureyşliler vakfeyi Arafat'ta yapmıyor, Müzdelife'de yapıyor. Tavafı kendilerine ayrıcalıklı bir sınıf olarak görüyorlar. Kendi giydikleri özel bir elbise var. O elbisesi olmayanların tavafı çıplak yapmalarını istiyorlar gibi böyle sapmalar var. Öyle olunca Hazreti Peygamber yeni haccı, yeni rayına oturtuyor. Hudu anni menasikekum buyuruyor. Hacla ilgili farizalarınızı benden öğrenin. Mesela salavat ayeti geldiğinde de nasıl salavat edeceğiz size diyorlar ya. Sallu aleyhi. Efendimiz de namazlardaki okuduğumuz Allahümme salli. Salli bariyi öğretiyor. Evet. Bilmiyorlar çünkü. Bilmeyebilirler. Evet. Çünkü hani kavramlar, kelimeler bunlar Arapça ama bu Arapça olanların içeriğini Hazreti Peygamber dolduruyor. Hı hı. Biz buna artık din dili diyoruz. Yani bazı kavramlar Araplar tarafından bazı kelimeler kullanılıyor olabilir. Ama İslam geldikten sonra o kelimelere özel anlamlar yükleniyor artık. Hı hı. Dolayısıyla İslami bir anlam kazanmış oluyor. Yani Araplarda, Arapçada saat kelimesi an, vakit anlamına geliyor olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de es-sa'a dediği zaman bu kıyametin kopma anı, kıyametin kopma zamanıdır artık. Dolayısıyla din dili ona öyle bir anlam yüklemiş oluyor. Ve daha sonra da bu şekilde anlaşılmaya başlıyor. Başka şeylerde de var buna benzer durumlar. İşte hocam ifade ettiler, mücmel dediğimiz bu gibi ayetleri açıklıyor. Yani özet olarak zikredilmiş bir takım ayetler var, onları açıyor Hazreti Peygamber. Sözleriyle de açıyor, fiilleriyle de açıyor. Bazen de müşkil olan, aslında kelime Arapça ama çok onların anladığı gibi bir anlama gelmiyor o, başka bir anlama geliyor. Onu da açıklıyor Hazreti Peygamber. Yani iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlar diye devam eden ayet-i kerimede, ayet-i kerime nazil olunca sahabiler biraz panikliyorlar. Ya Resulallah diyorlar, bizim hangimiz zulmetmez ki? Hiçbir şeye haksızlık yapmasak, zulüm haksızlık demektir. Hiçbir şeye haksızlık yapmasak kendi nefsimize yapabiliriz. Bu durumda bizim kurtarış tarafımız yok. Hazreti Peygamber diyor ki yok, o buradaki zulüm o sizin anladığınız anlamda zulüm değil. Nedir o? Bir başka ayet-i kerimeyi referans gösteriyor. Bu hani diyor Lokman oğluna nasihat ederken oğlum ya büneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim diyor ya, şirk büyük bir zulümdür diyor ya, işte buradaki zulüm aslında şirktir diyor. Dolayısıyla iman edip imanlarına şirki karıştırmayanlar demek olmuş oluyor. Efendimiz bir yönden de Kur'an'ı tefsir ediyor yani böylece. Evet, yani Kur'an-ı Kerim kendi kendini tefsir ettiği gibi Hazreti Peygamber de Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor. Yani baştan beri söylemek istediğim şey şu. Aslında iyi Arapça bilmekle veya Arap olmakla Kur'an-ı Kerim'i anlıyor olamıyorsunuz. Mutlaka arada bir açıklayıcı ve peygamber lazım ve bu peygamber efendimiz belki gözümüzden kaçırdığımız bir tarafı da şu. Biz zannediyoruz ki Hazreti Peygamber'e gelen vahiy sadece Kur'an'dan ibarettir. Hayır, öyle değil. Kur'an vahiy ayrı. Kur'an olarak gelen bir kitap var. Vahiy Peygamber Efendimiz'e geliyor Kur'an. Ama Kur'an dışında da zaman zaman Hazreti Peygamber'e vahiyler geliyor. Orayı da ıskalamamamız gerekiyor ve o Kur'an dışında gelen vahiylerle de Hazreti Peygamber destekleniyor. O dediği etani Cibril feallemeni es-salat dediği tam budur işte. Ya da bizim kutsi hadislerden bir bölümü bu şekildedir. Peki değerli hocam, Müslüman'ın hayatında çeşitli zamanlara dağılan Hazreti Peygamber'in sünnetleri, ibadetleri nasıl bir anlam ve değer dünyası içinde düşünmeliyiz veya düşünülmelidir? Nafile ibadetlerin önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş nafile ibadetlere gireceğiz. Evet, yani aslında tam da sizin son meşkettiğiniz ilahiyle tam da örtüştü aslında soru. Allah Allah. Çünkü nasıl oldu hocam? Gül, biliyorsunuz, gül
Hazreti Peygamber'i Efendimiz'i temsil ediyor. Bunu sizin anlatmanız lazım aslında. Tabii oradaki bütün aşk, sevgi, muhabbet gül etrafında dönüyor. Gülden öğreniliyor. Yani Allah sevgisi de oradan öğreniliyor. Allah sevgisinin eğitimini de o veriyor. Onu severseniz Allah'ın sevgisi gönlünüzde yeşeriyor. O muhabbetle oluyor o sevgi. Onun için Hazreti Peygamber'e sevgi bu kadar büyüktür, coşkundur. Evet. Onun içindir ki biz Mevlid-i Şerif'le ilgili çeşitli yorumlar yaparken şunu söyleriz. Yani burada Allah sevgisinin gönülden hissedilmesi var. Peygamber sevgisinin gönülde hissedilmesi var. Aslında zikir, Allahu Teala'yı zikredin diye Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime var. Aslında zikrin en güzeli o sevginin gönülde hissedilmesidir. Aslında budur yani. Ve işte nafile ibadetler, işte nafile ibadetler tam da hem kutsi hadis hem de hadis-i şeriflerde geçtiği üzere işte bu sevgi ve muhabbeti doldurur insana. Yani o manevi dünyaya çeker insana. Esas şeysi odur. Yani nasıl ki biz yemeklerde sadece bir türle yetinmiyoruz. Böyle tatlımız oluyor vesaire değil mi? Yani farzlar tabii ki ibadetler olmazsa olmazdır. Bu ne demek olmazsa olmaz? Yani su içmezsek yaşayamayız, oksijen almazsak yaşayamayız. Aynı şekilde farz kılınan ibadetleri yapmazsak da ruhumuz hakikaten ruha yaraşır bir şekilde yaşayamaz. Bu demektir. Ruh malum ölmüyor yani. Ama hadis-i şeriflerde geçtiği üzere kararıyor. Değil mi? İbadetler işte o ruh aslında biraz önce de söyledik. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bize ibadetler. İhtiyacı olan biziz ibadetlere. Cenab-ı Hakk'ın ibadetlere ihtiyacı yok. O kulunun kendisi huzuruna durmasına, kendisiyle bağlantı kurmasına, kendisinden feyiz bereket almasına bir kapı açmış aslında. Ve o kapıyla beraber insanı insan yapan kalp tarafı, gönül tarafı, ruh tarafı doyuyor. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub ayet-i kerimesi hepimiz zaman zaman okuruz biliriz. Yani gönül ancak oradan beslenir. Gönüllü şimdi biyolojik bedenimiz, bu bedenimiz maddi alemde biyolojik olarak bir varlık. Aynı cinsten olan gıdalarla gıdalanıyor. Yani suyumuz biyolojik, diğer gıdalarımız da öyle. Ama kalbimiz, ruhumuz buraya ait değil. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğimiz kısım o bizim bütün serencamımızı özetleyen bir cümledir aslında. Biz onu sadece vefat anında söyleriz ama hayır. Bizim başlangıcımız da, sonumuz da, hayatımız da budur. Her şeyimiz Allah içindir. Şimdi işte deprem felaketini yaşadık. Pek çok insanımız, kardeşimiz diyor ki anladık ki bu böyleymiş diyor tabii. Yani çok üzüntü verici, çok üzüldük tabii. Ciğerimiz parçalandı ama en nihayetinde bir hakikat bu. Yani dolayısıyla nafile ibadetleri bakıyorsunuz Hazreti Peygamber günün belli saatlerinde mesela namazları yaymış. Kuşluk namazı var. Akşam namazından sonra evvabin namazı var. Teheccüd namazı var. Aslında teheccüd namazı Hazreti Peygamber'e ilk emredilen gece namazıdır. Aslında evet. Teheccüd namazıdır. Kur'an-ı Kerim ilk nazil olmaya başladığında. Tabii bir de revatif sünnetler dediğimiz, mesela namazdan örnek verdiğim için bunları söylüyorum. Diğer ibadetlerin de nafilesi var tabii. Yani öğlen namazının öncesinde 4 rekat sünneti var. Akabinde 2 rekat sünneti var. Bunlar öğlen namazını kemale, yani o feyzi bereketi kemale erdiriyor bunlar. Yani sevginin tam olmasını. Tam olmasını. Evet. O gönle onun tam yerleşmesini sağlıyor. Yani sünnet kılmadan doğrudan farza kıldığınız zaman ile sünnet kılarak farza durduğunuzda kıldığınız farz namazı aynı değildir. O bir hazırlık yapmışsınızdır oraya. Belli bir mesafe kat etmişsinizdir. O mesafeden sonra farzı kılıyorsunuz. Farzdan sonra kıldığınız sünnetle ulaştığınız yer, aldığınız feyiz ve bereket farzda kestiğinizle aynı değildir. O tam bir kemale ulaşıyor. İşte evet, Hazreti Peygamber onu gösteriyor bize. Oruçlarımızda da böyle. Nafile oruçlar Hazreti Peygamber orada da. Tabii orada da bir itidal bize söylüyor. Yani daimi oruçlu olmayı tavsiye etmiyor Hazreti Peygamber. Arda arda oruç tutmayı, her gün oruç tutmayı tavsiye etmiyor. Ara ara oruç tutmayı tavsiye ediyor. Oradan anlıyoruz ki bir önceki soruda da konuşmuştuk. Yani insanlara zorlaştırmadan, her daim yapılacak çünkü. Devamlı yapılacak çünkü. Onun için nafile, yani kulum hadisi kutsidedir biliyorsunuz. Zekatı orada veriyorsunuz ama yani, sadakayla onu süslüyorsunuz demek. Evet, elbette. Yani farzlarla bana yaklaşır buyuruyor Cenab-ı Hak ama
en çok da nafilelerle bana o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı. Yani artık Müslüman, mümin, feraset sahibi demek, basiret sahibi demek artık. Yani kalbinin, ruhunun, maneviyatının üzerindeki bir takım örtüler kalkmış. Kalbi hissediyor artık. Bu o demek yani aslında nafile ibadetlerle beraber aldığı yolculuk budur. Kuşkusuz tabii diğer ibadetler de öyle. Zekattan bahsettiniz. Zekat kelimesinin kendisinde iki anlam var. Birisi temizleme, birisi de artma. Hem malı temizliyor hem insanı temizliyor, arındırıyor ama bu bireysel taraf. Bir de toplumsal tarafı var bunun tabii. İşte en çok da günümüzde yaşıyoruz. Tam da toplumsal dayanışmanın olduğu aydayız, Ramazan ayındayız. Bu ayda tabii zekatlar veriliyor çünkü bu aydaki sevaplar daha fazla diye. Halkımız böyle bir örfte oluşturmuş ama dayanağı var bunun. Ayetten, hadisten dayanağı var. Tabii bu diğer sadakalar, nafileler, sadaka kelimesinden de biraz bahsedebiliriz burada buraya gelmişken. Sadakat kelimesi de geliyor malum. Yani imanın, imandaki sadakati de ortaya koymuş oluyor. Bu bir ayet-i kerime, lentenalul birre ayet-i kerimesiyle de bağlantılı yani. İşte o sadakatinizi en sevdiğiniz şeylerden vermedikçe gösteremezsiniz. Evet, evet, evet. Birre ulaşmış olmazsınız diye bunları tabii konuşabiliriz. Nafile olmasa da yine de cennete gireceğini söylüyor Efendimiz. Necidli bir Müslümana. Bu ne bunun fazlasını yaparım ne de azını yaparım diyor ya. Sadaka verebilirsin diyor, nafile oruç tutabilirsin diyor ama yine de inşallah Rabbim inşallah. Yani nafile kılamayanlar çok da fazla üzülmesinler ama nafile kılınırsa işte veyahut da nafile bir ibadet yapılırsa işte o zaman burada mutmainneye değil mi? Değil mi hocam sizin söylediğiniz? Yani nafileyi de biraz açalım mı? Buyursunlar hocam. Yani açalım. Nafile tabii biz hani ilmihal bilgilerinden, İslami literatürden nafileyi ziyade anlamında anlıyoruz. İlave ibadet anlamında. Bu aslı da budur zaten. Ama bugünkü Türkçe'de nafile boş. Yapsan da olur, yapmasan da olur anlamına geliyor. Onu da tavsiye edelim isterseniz. Bu öyle bir şey değil. Yani nafile ibadet yapsanız da olur, yapmasanız da olur cinsi bir şey değil. Yani farzlara ilave yapılan ve onun yapıldığı zaman Allah'a yaklaşılan ibadetler. İbadetlerden evet. İbadetlerdir. Evet. Nafile. O zaman teşekkür ediyorum. Bir yönü daha var tabii. Yani farzlardaki az peygamber de öyle buyuruyor. Farzlardaki eksiklikleri de tamamlıyor. Ya yani ki, en önemli yanı değil mi hocam? Tabii eksiklikleri evet. Tamamlıyor. Elhamdülillah. Rabbim ya. Hepimize nasip eylesin amin, inşallah. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın özellikle Ramazan'da ikame ettiği namazlara, zikirlere dikkat ettiğimizde bu mübarek iklimde Allah'a yakınlığımızı arttırmak için yapmamız gerekenler nelerdi Selçuk Hocam? Ramazan ibadet ayı. Yani nafile yani, işte burada nafile. Aynen buyurduğunuz gibi. Hocam Ramazan'da her şeyi bırakıp ibadete yönelmeyeceğiz tabii. Hayat devam edecek buyurdular. Doğrudur ama bir ton ibadete yönelmenin gerektiği bir aydır aslında Ramazan. Belki Hazreti Peygamber dönemi, ilk dönem Müslümanlarının hayatı hep öyle olduğu için Ramazan'da ne yapıyorlarsa dışarıda da aynısını yaptıkları için çok hayatlarında bir farklılık olmuyordu ama biz biraz fazla dünyevileştik. Dolayısıyla Ramazan'da biraz daha içselleşmemiz, deruna doğru yolculuk yapmamız, biraz daha nafile ibadetleri artırmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber de böyle yapmış. Yani Ramazan'da daha yoğunlaşmış. Özellikle hocamın arz ettiği gibi Ramazan'ın son 10 gününde daha bir yoğun ibadete yönelmiş. Ramazan Kur'an ayı malum. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da nazil olmuş. Her Ramazan'da Cebrail gelmiş Hazreti Peygamber'le karşılıklı mukabele evet. Diyoruz. Kur'an-ı Kerim okumuşlar. Bizdeki bugün Anadolu'daki mukabele geleneği de oradan geliyor zaten. Tabii Kur'an bol bol Kur'an-ı Kerim okunacak. Okunurken de mümkün mertebe en azından ara sıra bazı merak edilen ayetlerin anlamlarına da vakıf olmaya çalışmak gerekir. Çünkü sadece Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Onu bir şey yapalım yani ortaya koyalım ama okurken aynı zamanda anlamına vakıf olmak da ayrı bir ona değer katar. Dolayısıyla bir şekilde Kur'an'ı anlamaya da çalışmış olmamız lazım. Bunun dışında Ramazan'da tövbe istiğfar önemlidir. Yani geçmişte yapılan günahlara tövbe istiğfar etmek Ramazan'da önemli. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben günde 70'ten fazla
tevbe ederim. İstiğfarda bulunurum. Dolayısıyla tevbe, istiğfar bazı hadis-i şeriflerde de 100'den fazla buyuruyor. Tevbe ederim. Hazreti Peygamber gibi birisi bile günde 70 ya da 100 defa tevbe istiğfarda bulunuyorsa bizim pekala daha fazla bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olmamız gerekiyor. İncitmemek gerekiyor Ramazan'da. Ramazan'da bazen asabileşebiliyoruz açıklamış olduğu şeyden dolayı. Trafikte. Ama Hazreti Peygamber o tehlikeyi de gördüğü için buyuruyor ki birisi size sataştığında ben oruçluyum deyin. Çünkü oruç kalkandır buyuruyor Hazreti Peygamber. Gerçekten kalkandır. Koruması gerekir orucun. İncitmemek gerekir dedim. En önemli ahlaki meziyetlerden bir tanesi bu. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. O şiiri. Aşık der incidenden, incinme incidenden, kemalde noksan imiş incinen incidenden. Hangi şaire ait bilmiyorum ama neticede gelinmek istenen nokta da bu. Kimseyi incitmemek, kimseden de ben onun muadili Alvarlı Efe'nin Hazer kıl kırma kalbin, kimsenin canını güzel incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Aynen öyle. Alvarlı Efe merhum öyle bir şey var. Evet. Böyle istiğfarda bulunmak lazım. İstiğfarda bulunurken de ümit var olmak lazım. Yine şair diyor ya, ger günahım kuhi kaf olsa ne gamdır ya celil, rahmetin bahrine nispet innehu şeyun galil. Yani ya Rabbi, benim kaf dağı kadar günahım olsa da çok dert etmiyorum onu. Çünkü senin rahmetine sığındığımda biliyorum ki o çok az bir şeydir. Rahmetinin yanında hiçbir şey değildir. Hazreti Peygamber'e nispet edilen bir rivayet var. Orada buyuruyor ki insanoğlunun günahı şuna benzer. Yani bir büyük deniz düşünün. Denizin ortasında bir ada düşünün. Adanın ortasında bir ağaç. Ağacın üstünde bir kuş. Kuşun gagasında da birazcık bir pislik var. Hmm. İşte budur. Yani Allah'ın rahmetine nispet ettiğinizde kulun günahı budur. Dolayısıyla hani Ramazan'da insanız, hepimizin yanlışları olmuştur. Ama tövbe ayıdır aynı zamanda Ramazan. Ve bu kapılar da, tövbe kapıları da Ramazan'da o açıktır. O zaman şu bereket vaktinde, vakti seherde, açıla perde, düştüğüm yerde derman sendendir, ihsan sendendir. Müsaadenizle değerli hocam.
Salli ala seyyidina Muhammedin diyerek gelelim. Efendim bizim ilahilerimizin de böyle bir güzelliği var. İlahi de mutlaka Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı evet. bir şekilde anıyoruz ve hem biz salavat getiriyoruz hem dinleyenler Eyvallah. Salavat getiriyorlar. Buna vesile oluyor. Muhabbete de vesile oluyor. Muhabbete de vesile oluyor. İşte Mevlid-i Nebi dediniz. Vesile-tün Necat. Bunlar da herhalde Vesile-tün Necat olur diye düşünüyorum. Hepsi onun sevgisinin etrafında. Evet, bugün orada. Evet hocam. Bugün hepsi bugünün en güzel sözü o sevgiydi. Evet. Sünneti nesillere aktarmanın en güzel yolu. Evet. Peki değerli hocam, İslam'ı aralarında bulunan ve yaşayan Kur'an olarak addettiğimiz Hazreti Peygamber'den öğrenen sahabiler onu örnek alırken nasıl bir yol izlemişlerdir? Tabii hani en sevgili diyoruz, ey sevgili diyoruz. Tabii onların sevgilisi, sevdikleri, örnekleri, peygamberleri. Hakikaten zaman zaman kendilerini tutamamışlar. Bazı hakikaten sevgide, coşkuda ileriye kadar gitmişler. Ama peygambere ittibanın onun yoluna ittiba olduğunu gayet genel olarak baktığımızda gayet iyi biliyorlardı. Peygambere ittibanın salt şekilden ibaret olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Çünkü bizzat o kendisi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُوا اِلٰى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلٰى اَنْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُوا اِلٰى قُلُوبِكُمْ diyerek onlara işin hakikatini evet. öğretmişti. Yine bizzat kendisi Efendimiz
Eddinu en nasiha, din samimiyettir. Yani bu çok önemli bir şey. Allah'a karşı samimiyet, hadis-i şerifin devamında. Peygamberine karşı samimiyet. Diğer Müslümanlara karşı samimiyet. Bir şeklinde buyurdu. Bazı Abdullah bin Ömer'le ilgili örnekler verirler. Hocam daha iyi onları zikredecektir. Yani aşırı sevgisinden Hazreti Peygamber'in neredeyse bastığı yerlere basarak yürüyen sahabe-i kiram da var. Bu ben sevgiyi anlıyoruz burada hakikaten. Ama bu dinin kendisi değil tabii. Yani dinin kendisine, ana yoluna bakarsanız Hazreti Ebubekir Efendimiz'in tutumuna, Hazreti Ömer'in tutumuna, Hazreti Ali'nin tutumuna, Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin tutumuna bakmak gerekiyor. Onlar işte o manayı, dini zorlaştırmamayı, güçleştirmemeyi, müjdelemeyi, sevdirmeyi ve şekilde kalmamayı öğrendiler ve kendilerinden sonra gelen nesillere de aktardılar. Tabii orada titiz davrandılar ve birbirinde... Peki öbür o sahabi yanlış mı yaptı? Yani ayak izlerini yanlış mı yaptı? Bugün de biz Efendimiz'in işte sakalı şerifine yani veya bir hırkayı şerifine yani duyduğumuz o sevgi, muhabbet biraz aşırı mı oluyor? Ama sahabi yapmış. Sevgi ve muhabbete mebni davranışlar bunlar. Evet. Ama dinin kendi ana yolunu sahabe ortaya koymayı başarmış. Yani mesela Hazreti Ömer işte sahabenin kutsallaştırmaya yani belki bazı insanların yani. Hı hı. İşte bir ağzı kestiriyor mesela. Din o değildir diye hakikaten. Din Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği, Peygamber Efendimiz'in de vaazı açık bir şekilde ortaya koyduğu ana yoldur. Farzlar, yani ulemadan Allah razı olsun tabii. Niye farzı ortaya koyuyor? Niye vacibi ortaya koyuyor? Niye mendubu ortaya koyuyor? Niye mübahı, mekruhu, tenziyen mekruhu? Yani önemliden önemsize doğru en önemli. Yani en önemli varken, üçüncü, dördüncü derecedekiyle onun yerine koymayın, yerini değiştirmeyin. Dinin ana iskeletini böyle korumuşlar. Tabii bunu da sahabeden öğrenmişler aslında. Evet. Bu farzı vacibi aslında öğreten, neyin mendubu olduğunu öğreten sahabenin kendisidir. Yoksa ulema arada sahabe nesli olmadan peygamberden bunu nasıl öğrenecekti? Doğru. Değil mi? Onun için mesela sahabenin bu dini nakletmesi bizim için çok önemlidir, çok esastır. Kitap, sünnet, icma diye sayarız biz şer'i delilleri. Burada en kuvvetli delil hakikaten kitap ve sünnete kat'i anlamını kazandırdığı için sahabe icmasıdır. Yani mesela cuma namazı ile ilgili kolay bir örnek verebiliriz. Cuma suresinde cuma günü ezan okunduğunda namaza koşun diyor. Bütün sahabenin ittifakıyla, icmasıyla bu cuma namazıdır ve iki rekattır ve öncesinde hutbe vardır gibi hususlar mesela. Ya da işte bayanların özel hallerindeki ibadetleriyle ilgili hususlar veya başka hususlar. Sahabeden böyle ittifakla gelen, işte bu ittifakla gelmesi Hazreti Peygamber zamanında bu işin kesinlikle böyle olduğunu, dinin emrinin böyle olduğunu ortaya koyan deliller bunlar. Sahabe bu işin gayet de farkındaydı. Bunu kendinden sonrakilerine bu şekilde hem mana olarak, hem lafız olarak, hem yaşantı olarak, hem örneklik olarak, hem hocalık ve üstadlık olarak da aktarmış oldular. Elhamdülillah. Yine sahabeden başladık. Sahabeden devam edelim Selçuk Hocam. Sahabe radıyallahu anhüm, Hazreti Peygamber'in yaşamını özellikle inanç ve ibadet hayatını bizlere aktarmada nasıl bir rol üstlendi? Yani inanç ve ibadet hayatını. Burada da. Hocamın bıraktığı yerden isterseniz devam edeyim. Abdullah bin Ömer örneğini verdi hocam. Bu bireysel bir tercih tabii Abdullah bin Ömer. Yani Hazreti Peygamber bir yolculuk esnasında bir ağacın altında azıcık dinlendiyse Abdullah bin Ömer de orada o kadarcık bir dinlenir. Ne yaptıysa onu yapmaya çalışan bir sahabi Abdullah bin Ömer. Onun için ben hocam bazen öğrencilerime derim ki bir konuda Hazreti Peygamber'den bir hadis bulamazsanız Abdullah bin Ömer'e bakın. Abdullah bin Ömer nasıl yapıyor? Allah büyük bir ihtimalle Allah. Onu Hazreti Peygamber'den görmüştür. Dün de sözü geçti Abdullah bin Ömer'in evet, burada. Evet, öyle bir ne yaptıysa aynısını yapmayı tercih eden, bireysel tercih olarak böyle bir tercihi var. Ama onun babası Hazreti Ömer de işte hocamın arz ettiği gibi. Ama o da aslında bir yerde sınırını da biliyor. Şey çok anlamlı gelir hocam bana. Hacer-ül Esved'i öpüyor. Bir yandan öpüyor, bir yandan da diyor ki ben biliyorum ki sen bir taşsın. Faydan da yok, zararın da yok. Ama sırf Hazreti Peygamber seni öptüğü için ben de seni öpüyorum. Demek ki orada da ayrı bir kıstasları var. Bu şekilde
Hazreti Peygamber'in her hareketini alan ve hayatlarına yansıtmaya çalışan bir nesilden bahsediyoruz. Bazen mesela Hazreti Osman diyor ki gelin buraya, ibrik istiyor, su istiyor, birisi su döküyor. Hazreti Osman da abdest alıyor. İşte şu aldığım abdest diyor, aynen Hazreti Peygamber'in abdestidir. Uygulamalı olarak Hazreti Peygamber nasıl abdest aldıysa o şekilde abdestini ona gösteriyor. Yine Hazreti Ömer'in işte Ramazan'dayız, teravih var. Teravihle ilgili mesela yaptığı tasarruflar. Bunların hepsi bakıyorsunuz bir şekilde İslam dinini geliştirmeye, medeniyet kurmaya yönelik tavırlar, tarzlar. Sahabenin biri bir yerden geçerken bir çocuklara selam veriyor. Diyor ki ben Hazreti Peygamber'i görmüştüm, çocuklara selam vermişti, onun için ben de verdim diyor. Hayatlarının her aşamasında Hazreti Peygamber'i örnek almaya çalışan bir nesilden bahsediyoruz. Ha, bu bütün bunlardan bahsederken bu neslin şu özelliğini de hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bunlar serden geçti bir nesil. Yani biz sahabe neslini öyle olanları da var ama şöyle bütün sürekli ibadet eden, zikirle meşgul olan bir nesil olarak tasavvur ediyoruz. Bu da var ama bunun ötesinde bir de serden geçti bir nesil bunlar. Yani Hazreti Peygamber söz konusu olduğunda hayatlarındaki her şeyi silebilecek bir nesilden bahsediyoruz. Aslında ashaba büyüklüğünü kazandıran da budur. Şöyle bir şey tahayyül edebiliyor musunuz? Bir insan geliyor, Müslüman oluyor. Bir savaş esnasında henüz bir vakit namaz kılamadan şehit oluyor. Allah. Ve ona namazsız Müslüman diyorlar. Namazı tahfif ettiklerinden değil. Yani ona vakit bulamamış. Namaz kılmaya vakit bulamamış. Bu imanı, bu bağlılığı biraz tasavvur etmek gerekir. Bunlar az şeyler değil. Bir anda her şeyi silip Hazreti Peygamber için kendisini feda etmek, hocamın hatırlattığı gibi fidâke ebî ve ümmî, hayattaki insanın en kıymetli şeyi anne babasıdır. Onu bile Hazreti Peygamber için feda edebilecek bir kıvamdaki insanlardan bahsediyoruz biz. Ashab bunlar işte. Rabbim ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi de bizlere nasip müyesser eylesin. Değerli hocam, ibadetlerin temel hükümlerini Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz gibi ona dair detayları da Efendimiz bizlere bildiriyor kendisi. İbadette az ama sürekli olmayı tavsiye eden edvemuhu ve in galle. Az ama sürekli olmayı tavsiye eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itidalli ibadet etmek noktasında başka hangi tavsiyelerde bulunmaktadır? Aslında programın başında da biraz değinmiştiniz buna. Evet, yani malum insanoğlu, ben bunu hep söylerim. Yani İslam kolay anlaşılır, kolay uygulanabilir bir dindir. Evet. İslam'da zorluğa doğru bir temayül yoktur. Eğer bir zorluk varsa bu bizlerden kaynaklanıyordur muhtemelen. Yani onu biz oraya getirmişizdir. Hazreti Peygamber'in ibadetlerinde, yani bunu konuşmamızda birkaç defa da vurgulamış olduk. İbadetlerde en çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi diyelim. Tabii ki samimiyeti vurguluyor. Yani Allah rızasının olmasını vurguluyor. Allah'ın istediği şekilde kendi örnekliğinde olmasını vurguluyor. Ama zora koşmadan, insanları bıktırmadan, insanları usandırmadan bunların yapılmasıdır. Mesela sahabeden bir tanesi geliyor, diyor ki ya Resulullah, filanca bize namaz kıldırıyor ama çok uzun kıldırıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz kızıyor tabii. Yani siz nefret ettiriyorsunuz. İnsanları ibadetten soğutuyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. Yani özellikle toplumsal olarak yaptığınız şeylerde toplumu gözetmeniz gerekiyor. Hazreti Peygamber namazı bir defasında kısa tutuyor ve arkasında da açıklamasını yapıyor. Diyor ki çocuğu ağlayan bir hanımefendiden dolayı namazı kısa tuttum. Yani bunu toplumu, sosyolojiyi gözetmek gerekiyor. Gündelik uygulamalarda da bunu görebilirsiniz. Siz tabii çok şahane icra ediyorsunuz bu ilahileri. Ama insanlar bakın, en kolay icra edilenleri hep tercih ederler halk olarak. Zorları kimse, zorları dinleyemezsiniz kimseden. Hep kolayları dinlersiniz. Yani işin sanatçı olmayan, erbabı olmayanlardan. Çünkü bu doğal olarak böyledir. Evet. Onun için biz İslam'ı anlatırken de, yaşarken de, yaşatırken de insanları uzaklaştıracak, zora koşacak, yokuşa doğru sürecek şeylerden sakınmamız noktasında Hazreti Peygamber bunu bütün
ibadetlerinde. Yani Kur'an-ı Kerim'de, örneğin zekattan konuştuk az önce. Kur'an-ı Kerim'de yani cömert olun diyor ama saçıp savuracak kadar da değil. Bunu Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi söylüyor. Saçıp savuracak kadar değil. Yine Hazreti Peygamber kendisine işte arazilerimi vakfetmek istiyorum, işte şu kadar malımı tamamen vermek istiyorum diyenlere bunu yaptırmıyor. Diyor ki çoluk çocuğunuzu geride başkalarına muhtaç bir şekilde bırakmayın. Ya da diyor ki o sadaka vereceksin ya git onu kendi kardeşlerine ver, amca çocuklarına ver. O vakfetmek istenen bir araziyle ilgili böyle bir şey var, detayına girmiyoruz. Ya da bir bayram vaazında Hazreti Peygamber'in kadınlara sadakayı çoğaltın, sadaka verin emrine ittiba etmek isteyen özellikle Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin eşinden bahsediliyor burada. Verecek başkalarına veya Hazreti Peygamber'e fakat diyor ki ya üvey çocuklarım var, üvey evlatlarım var. Acaba onlara versem nasıl olur? Gelip bunu Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki hem sadaka hem de akraba sıla-i rahim sevabı alırsın. İkisi beraber. Tabii, tabii. Yani her şeyin itidalini, orta yolunu olması gerektiğini ortaya koyuyor Hazreti Peygamber. Yani Furkan suresi diyeyim. Lem yusrifu ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavâmı. Kıvamı. Orta yolu. Orta yolu. Kıvamı. Bizim oralarda kıvam derler Amasya'da. Evet. Değil, değil mi hocam? Selçuk hocam. Kıvam, evet. Kıvam diyoruz. Tam kıvamında. Evet, tam kıvamında diyoruz. Evet. Peki, değerli hocam. Ankara imsak ezanına ne kadar var tam bilmiyorum ama öyle mi? Peki. Peki o zaman devam ediyoruz. Değerli hocam, bazı ibadetlerin önceki ümmetlere de farz kılındığı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmekte. Kutibe aleykumus siyam kemâ kutibe veya eyyam biyyet, Muharrem oruçlar gibi. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın bu ibadetleri sünnet olarak yerine getirmesi nasıl bir hikmet barındırmaktadır. Tabii hacla ilgili, oruçla ilgili, namazla ilgili, zekatla ilgili geçmiş ümmetlere de bunların farz olduğuna dair ayet-i kerimeler var. Bunlar zaten Kur'an'la sabit. Dolayısıyla bunlar hani sünnet olarak uygulanıyor değil. Aslında yeniden Kur'an-ı Kerim'in emretmesiyle bizim için Kur'an'ın emri ama Hazreti Peygamber'in de uygulaması şeklinde devam ediyor. Bu böyle ama eyyam-ı bid dediğiniz, işte Muharrem oruçları dediğiniz oruçlar, evet doğru. Ondan önce de özellikle Muharrem orucu, o aşura orucu dediğimiz oruç, ondan önceki dönemlerde de var. Çeşitli dinlerde de olduğu söyleniyor. Muharrem'in 10. gününde tutuluyor ama Hazreti Peygamber bu orucu 9-10 ya da 10-11 şeklinde tutulmasını tavsiye ediyor. Bunun çok tefsirlerde değişik sebeplerinden falan bahsediliyor. Yani değişik 10 peygambere 10 lütfun bulunulduğu bir gün olduğundan vesaire bahsediliyor. Böyle bir oruç ama Hazreti Peygamber o orucu da tutmuş, ümmetinin de tutmasını istemiş. Dolayısıyla Muharrem ayına ayrıca Hazreti Peygamber bir önem vermiş. Bu eyyam-ı biz dediğimiz aydınlık günlerde diyebiliriz buna. Her ayın 13'ü, 14'ü ve 15'i. malumunuz şimdi Ramazan'dayız, işte hilali gördük, oruca başladık. Bu Ramazan'ın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde eğer hava açık olursa seyircilerimiz de bunu test edebilirler. Ayın vermiş olduğu bir aydınlık olacak. Dolayısıyla bu aydınlık günleri deniliyor. Hazreti Peygamber'in sünnetidir aslında her ayda en az 3 gün oruç tutmak. Onu da bu 13, 14 ve 15'e denk getirirmiş Peygamber Efendimiz. Ana hatlarıyla şöyle bir şey diyebiliriz Fatih Hocam. Hazreti Peygamber kendinden önceki ümmetlerde veya insanlarda, cahiliye toplumu da dahil buna, uygulanan bazı şeylere karşısında 3 tavrı var. Birincisi, bu uygulama eğer içerisinde tevhide aykırı şeyler barındırıyorsa, şirk içeriyorsa, onlar tamamen reddediliyor. Mesela diyelim şarap içmek, zina etmek gibi neredeyse toplumda çok yaygınlaşmış olan bu şey tamamen reddediliyor. Bazı uygulamalar var ki onları tadil ediyor Hazreti Peygamber. Kısmen iptal ediyor, kısmen devam ettiriyor. Halkımızın çok iyi bileceği mesela akika kurbanı. Akika kurbanı
Hazreti Peygamber'den önceki Arap toplumunda da var. Onlar da kesiyor. Ama akikayı kesiyorlar hocam. Kestiklerinde çocuğun o kurbanın kanını çocuğun kafasına boca ediyorlar böyle. O donuyor, sinekleniyor, eziyet veriyor falan. Peki çocukların alnına sürüyor. Muhtemelen oradan geliyordur o. Muhtemelen oradan geliyordur. Biz Hazreti Peygamber buyuruyor ki akikayı kesin ama çocuktan da eziyeti kaldırın. Yani o kanı sürme işini kaldırın ama akika devam etsin. Dolayısıyla mesela akika kurbanı devam eder ama o kan işini kaldırmıştır. Dediğiniz olabilir. Yani oradan işte minimal bir şekilde yine alnına kan sürme veya başka şeylere kurban kestiklerinde de o doğru mudur, yanlış mıdır ayrı bir tartışma konusu. Oralara da arabalara falan sürdük. Arabanın tekerine doğru kurbanı. Onlar Anadolu'da görülür. Evet. Bunlar ayrı bir tabii konuşma olur. İsimler var mesela kullanılan halk arasında isimler var. Eğer bu şirk içermiyorsa bir kısmı devam ediyor. Abdullah ismi var. Hazreti Peygamber'in babasının adı Abdullah. O ismi koymaya Hazreti Peygamber yine devam ediyor. Allah evet. Vermiyor. Ama Abdülüzza, Abdüllat gibi putlara nispet edilen isimleri mesela kaldırıyor. Evet, bir de böyle bir tarzı var. Üçüncü olarak da olduğu gibi kabul ettikleri de var. İşte bu olduğu gibi kabul ettikleri az önce saydığım türden ibadetler. Ama onlara da bir çeki düzen veriyor. Yani tam onların yaptığı gibi değil. Onlara da mesela bir düzene... hac ibadetinde de değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan gelen hac ibadetinde de bir şeyler, özellikle uygulamalar Hazreti İbrahim'den beri uygulanarak geldiği için gelirken yolda epeyce bir kaza geçirmiş olsalar bile bir takım değişikliklere uğramış olsalar bile uğramayan kısımları da var bunların. Dolayısıyla onları alıp yeniden... Hocam böyle bal ile sözü alıyorum ve şu anda Allah kabul eylesin. Amin. Ankara için imsak vakti diyoruz. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Bir muştuyu bekler gibi hasretle bekledi yürekler rahmet ve mağfiret kapısında. Kalpler sekinetle demleniyor şimdi. Gönüller rahmet sanayıyla yeşeriyor. Vakit duanın, niyazın vaktidir. Her şeyi bırakıp Allah'a sığınma vaktidir. Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner. Gecenin son üçte biri kalıncaya kadar kalır ve kim bana dua ederse ona icabet ederim. Kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm. Kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım der. Gece kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Yine o Rabbinize yakınlıktır. Kötülüklere kefarettir. Onların örtülmesine sebep olur ve günahlardan alıkoyar. Bizleri 11 ayın sultanına kavuşturan Rabbimize hamdolsun. İbadet ve kullukta rehber olan Efendimiz Aleyhisselam'a ve âline her bakış ve nefes adedince salat ve selam olsun. Allah'ım, geceyi de gündüzü de yaratan sensin. İçerisine bilmediğimiz nice hayır ve bereketi yerleştirensin. Senin rahmetini umarak, azabından korkarak, gecenin bir vaktinde kıyama durmayı, secdeye varmayı, seni tesbih ve tenzih etmeyi nasip eyle. Allah'ım, seher vakitlerinde istiğfarı kuşanan, senin sevginle izzet bulan, rahmetine eren salih kullarından eyle. Sahur vakitlerinin huzur veren sekinetinde senden yardım istiyoruz. Günahlarımızı bağışlamanı, razı olduğun şeylere hidayet etmeni istiyoruz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayırla över, sana şükrederiz.
ömrümüze affını ve mağfiretini lütfunla yay. Rabbimiz, gönülden inanarak ve karşılığını senden umarak Ramazan'ı ibadetle geçiren kullarından eyle. Allah'ım, gözlerimizi hakikate aç, kulaklarımıza fıtrat sedasını duyur, adımlarımızı Habibinin izinde kıl, sinemize kelamının sevdasını yerleştir. Kardeşlik hukukunun izzetini nasip et. Bizi hakikatten beslenenlerin safında durdur. Allah'ım, biz aciziz. Seninse merhametin sonsuz. Milletçe yaşadığımız ağır imtihanlardan gönüller yaparak, gönül birliği ederek çıkmayı kolaylaştır. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği işler yükleme. Yaşadığımız afetten etkilenen tüm kardeşlerimiz senin lütfunu, keremini bekliyor. Allah'ım, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır. Ülkemizi bize güvenli kıl. Paylaşma ve dayanışma ruhuyla iyilik için yarışan, bu yolda mücadele eden kullarının sayısını arttır. Yoksunluklarımızı, kırgınlıklarımızı iyileştirmeyi nasip et. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Efendim, Rabbim tekraren kabul eylesin inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Selçuk Hocam, sözü la böyle bal ile bölmüştüm. Eyvallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eski ümmetlere farz kılınan bazı ibadetleri devam ettirmesi noktasında, sünnet olarak devam ettirmesi noktasındaki hikmetlerinden bahsediyorduk. Yarım kaldı. Demiştim ki eğer daha önceki ümmetlerin yaptıkları şeyler Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiyorsa, Kur'an'da bahsediliyorsa zaten Kur'an'ın emri olmuş oluyor bize. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiyor da Hazreti Peygamber onları yeniden gündemine alıyorsa, ya olduğu gibi alıyor veya bazı değişiklikler yaparak, hatta bir kısmını da, epeyce bir kısmını da dışarıda bırakıyor. Çünkü yeni bir toplum inşa etme durumu var. Fakat bu yeni bir toplum inşa edilirken de mevcut topluma tamamen format da atılmıyor. Bu toplumdaki şirk içermeyen, tevhide aykırı olmayan uygulamalar olduğu gibi devam ettiriliyor. Diyelim ki mesela sünnet olma uygulaması. O Hazreti Peygamber'den önceki dönemde de vardı. Hazreti Peygamber de bunu devam ettiriyor. Hatta Anadolu'da sünnet, adı üstünde sünnet. Yani sünnet, hükmü de sünnet değil mi hocam, yanılmıyorsam? Evet. Hükmü de sünnet olmasına rağmen farz gibi telakki edilir. Yani o kadar da yaygınlık kazanmış bir şeydir. Hacı-ül-Esved'in saygınlığı mesela. Hacı-ül-Esved saygındır. Cahiliye döneminde de saygındır. Hatta hani o Kabe'nin yeniden inşası esnasında kabileler birbirlerine gireceklermiş. Hacı-ül-Esved'i kim koyacak diye. En sonunda Hazreti Peygamber'in, daha peygamber olmadan önceki Hazreti Peygamber'in hakemliğine müracaat ediliyor ve o bir yaygı açıp Hacı-ül-Esved'i onun içerisine koyup bütün kabile reislerini de oradan tutturarak Hacı-ül-Esved'i yerine koymuş oluyor ve büyük bir kavgayı da önlemiş oluyor. Ama anlıyoruz ki Hacı-ül-Esved o dönemde de saygın. Yani o saygınlık o dönemde de var. Kabe, hakeza, namaz daha önceden de vardı. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkmadan önce de sabah ve akşam namazlarını kılardı. Ama Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce namaz var mıydı? Adına namaz denilen bir şey var. Ama nasıl bir ibadet, nasıl yapılıyor? Orası çok net değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, neticede şu taraftan bakacağız biz. İster cahiliye toplumunda olsun, ister daha önceki dinlerde olsun, eğer Hazreti Peygamber onu uyguladıysa o artık bizim için Hazreti Peygamber'in bir uygulaması ve sünneti haline gelmiş olur. Biz de onu gönül rahatlığıyla Hazreti Peygamber'e tabi olarak uygularız, uygulamakta zorundayız. İnşallah. Değerli hocam, biraz sonra tekrar döneceğim. Bir genel bir değerlendirme ve son görüşlerinizi almak üzere. Değerli hocam,
İsra suresi 79. ayette gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin şeklinde özel olarak zikredilen teheccüd namazının hikmeti hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, tabii hocamın bıraktığı yerden, yani geçmiş ümmetlerden hareketle, vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama şimdi Kur'an-ı Kerim var, hakikaten yani namazın, orucun, haccın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak üzere eski ümmetlerden bize bunun örnekler veriyor. Detaylarına girmiyor tabii hocamın söylediği gibi. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan, namaz mesela, namaz konusunda İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan, Lokman Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan ve İsa Aleyhisselam'dan örnekler veriyor. Yani İsa Aleyhisselam beşikte konuştuğunda ben Allah'ın kuluyum, beni peygamber yaptı ve bana namazı emretti diyor. Üçüncü cümle olarak yani. Bakın. Musa Aleyhisselam ile Tur Dağı'nda buluştuğunda Cenab-ı Hak ben Rabbinim, ben Allah'ım diyor. Beni anmak için namaz kıl diyor. İkinci cümle bu. Yani bunlar aslında bu ibadetlerin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymak üzere Cenab-ı Hakk'ın bize hatırlatmaları. Oruç ayeti de öyledir biliyorsunuz. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Bütün ayetlerin son, emirlerin sonunda da hikmetlerine vurgu yapılır aslında. Yani Cenab-ı Hak niye emrediyor? Orada söylüyor onu. Allah'ın emri ve yasaklarına daha güzel riayet edesiniz. Günahlardan daha güzel kaçınasınız ve benzeri hikmetlerine başka bir programda gireriz ibadetlerin aslında. Ama teheccüd namazına gelince tabii çok farklı bir vakit, seher vakti dediğimiz vakit. Özellikle gece yarısından sonra dediğimiz vakit. Şimdi yani değil mi hocam? Ankara için Ankara sabah için. Namazının vakti girmiş oldu. Ankara için. Evet, Ankara için. Yani programımızın süresi aslında seher teheccüd vaktiydi yani, evet. Şimdi az önce de temas ettik. Müzzemmil, ilk gelen Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen surelerinden Müzzemmil suresinde Gumilleyle. Tabii gece kalk. Yarısından, hatta yarısından biraz daha fazla kalk. Çünkü gece ibadeti daha etkilidir. Ayet-i kerimelerin devamında böyle buyuruyor. Gece ibadeti daha etkilidir. Hadis-i şeriflerde de Hazreti Peygamber öyle söylüyor. Yani gece kalkanlar zakirlerden, Allah'ı çok zikredenlerden yazılır. Salihlerden yazılır. Tabii teheccüd namazı hakkında kısaca bir iki bir şey de söylemek lazım. Yani teheccüd namazı 8 rekat olarak kılınır Hazreti Peygamber. 8 rekat olarak kılmıştır. Genel adı kıyamul leyldir. Gece kıyamı, gece namazı. Geceyi değerlendirmek demektir yani. Onu kıldığınızda geceyi değerlendirmiş olursunuz. Vakti aslında yatsı namazından sonra sabah namazının vakti girene kadardır. Ama faziletli vakti gece yarısından sonradır. Teheccüd namazının. Yani Hazreti Peygamber evet gece yarısından sonradır. Bazı ulema gece kalkamayacak olanlar için bunu yatmadan kılınmasını da tavsiye etmişlerdir. Halkımız arasında şöyle bir şey var. Yani teheccüd namazını illa uyuyup kalktıktan sonra kılmak böyle bir şart yoktur teheccüd namazında. Kelimede var bu. Uykudan uyanmak anlamı vardır teheccüd kelimesinde. Ama bu şart değildir. Yatsı namazından sonra kılınan bütün namazlar kıyamı değildir aslında. Teheccüd olarak görebiliriz. Hocam vakit dedik ama vaktimiz de artık iyice sıkıştı. Ay. Hocam son birkaç cümlenizi alalım ve artık yavaş yavaş hocamın yani duasıyla belki beraber. Belki son olarak şunu söyleyebilirim. Hazreti Peygamber'in bir de hasaisi var. Yani sadece ona ait olan bazı şeyler var. Bu teheccüd namazı da Hazreti Peygamber'in sürekli kılması gereken bir namazdır. Müslümanlar için sünnettir ama Hazreti Peygamber için farzdır o. Bunun gibi mesela ara ara Hazreti Peygamber savm-ı visal kılarmış, orucu tutarmış mesela. İftar etmeden iki gün üst üste oruç tuttuğu olurmuş ama bu Müslümanlara yasak. Sünnetin bir de bu tarafı var, böyle azıcık bir değinmiş olalım oraya. Yani Hazreti Peygamber'in her yaptığı bazen yapamayabiliriz. Diyelim burada bitirelim. Evet, evet. Çok teşekkür hayırlı ediyoruz hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hocam duaya da vaktimiz kalmadı ama hemen bir Necip Karakaya'nın sunduğu iftarı beklerken programının konuklarını anons etmem gerekiyor. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç hocamız ve sanatçı Hasan Sandık abimiz iftarı beklerken programının konukları olacaklardır.
Hocam ezan girmeden evvel Bismillah deyip küçük de olsa bir kısa dua yapalım. Buyursun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Salavatullahi teala aleyhim ve aleyna ezma'in. İlahi ya Rabbil alemin. Şu mübarek günde, şu mübarek zamanda ellerimizi duaya açtık. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Senin en güzel zikrin olan senin sevgini hepimize nasip eyle ya Rabbi. Sevdiklerinin sevgisini de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in hayrından, bereketinden hepimizi nasipdar eyle ya Rabbi. Özellikle depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle, mağfiret eyle. Bütün abayı ecdadımızın taksiratını affeyle ya Rabbi. Her şeyin senden hayrını istiyoruz. Bütün şeylerden sana sığınıyoruz ya Rabbi. El-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللهم